helva. Orta Doğu ve Balkanların en delikanlı, en dediğim dedik ve en yakışıklı tatlısı. Özellikle var olduğu kültürlerde insanın doğumundan ölümüne kadar yanında olan sadık bir yiyecek. İyi günde, kötü günde, düğünlerde, bayramlarda, askere giderken, hacdan dönerken hep ama hep o var yanımızda. E ne duruyoruz o zaman? Hadi helva yapalım. Helva sektörü büyük bir sektör. Türkiye'de bu sektörün liderlerinden. Özellikle geleneksel helva üretimi konusunda başı çekiyor. Peki Arapça tatlı anlamına gelen halvadan dilimize geçen ve dünyaya yayılan bu tatlı nasıl yapılıyor? Yiyeceğin serüveninde birazdan. Tahin hangi bitkinin tohumundan yapılıyor? Tahinli katmer nasıl tel tel oluyor? Çöven şurubuyla helvanın ne alakası var? Hepsi ve daha fazlası birazdan yiyeceğin serüveninde. Helva sektörü günümüzde geleneksel üretim yöntemleriyle birlikte modern üretim teknolojilerinin de kullanıldığı bir sektör. Üretiminde kullanılan ham maddeler, yardımcı maddeler ve ambalaj malzemeleriyle de yan sanayini geliştiriyor. İşte burası da geleneksel helva üretiminin yapıldığı bir tesis. Burada işler susamla birlikte başlıyor. Bilmeyenler için söyleyelim. Helva tahinden, tahinse susamdan yapılıyor. Ana vatanı Afrika olan bu bitki susam. Türkiye'de özellikle Akdeniz bölgesinde yetişen kaliteli susam, ihtiyacı tam olarak karşılayamadığından Afrika ülkelerinden ithal ediliyor. Sıcağı çok seven bu kapsül meyvelerin içinde bir sürü tohum var. İşte biz bu tohumlara susam diyoruz. Peki susam nasıl tahine dönüşüyor? Hasadı yapılan susamlar tesise geliyor. Susamlar tarladan geldikleri haliyle direkt işlenemez. Öncelikle bir elemeden geçmeleri lazım. Eleme işleminin gerçekleştiği makinelerin büyüklükleri de tesislerin ürün işleme kapasitelerine göre değişiyor. Bu eleme sistemi oldukça gelişmiş bir sistem. Eleme işleminin hızlı olması için son teknoloji makineler kullanılıyor ve bu nedenle işlemler fazla uzun sürmüyor. Eleme işleminin ardından stoklanan ürünler ihtiyaca göre çuvallanıyor. Siparişe göre de susamlar ürün işleme bölümüne alınıyor. Buradaki paletler birer ton olarak ayarlanmış. Çünkü üretilen tahin ve helva miktarı standart olduğu için bu şekilde istifleme kolaylık sağlıyor. Ayrıca depodaki stok miktarı da sürekli kontrol altında tutulabiliyor. Kaliteli ürün yapmak, kaliteli ham madde kullanmayla başlar. Önce ham maddelerimizin kontrolünü yapıyoruz laboratuvarımızda. Red alan ürünler iade gidiyor, olur alan ürünler üretime geçiyor. Sonra da en son yine kalite kontrolünü bu laboratuvarda yapıyoruz ve ürünleri piyasaya sunuyoruz. Burası susamın işlendiği bölüm. Depodan gelen susamlar önce 2,5 tonluk ıslama havuzuna alınıyor. Boşaltılan susamların yeterince ıslanmaları için minimum 8 saate ihtiyaç var. Bu nedenle işlem akşam saatlerinde yapılıyor. Böylece yarının susamı bugünden hazırlanmış oluyor. Peki susamlar neden havuzda bekliyor? İşlenmeden önce iyice yüzüp streslerini atsınlar diye mi? Tabii ki hayır. Susamın bir kabuğu var. Bizim susamın kabuğuna değil, kabuksuz tanesine ihtiyacımız var. Ve vitamini tamamen kabuğunda sloganı burada geçersiz. Yani tahine giden yolda çekilen çilenin ilk aşaması kabuktan kurtulmak. Bu yüzden susamlar gece boyunca suyun içinde bekleyecekler ve şişecekler. Ve susamlar şişti. Şimdi sıra helezon makinesiyle döndürme kazanına girmelerinde. Helezon makinesi havuzdaki susamları kopanistör denilen makineye alıyor. Kopanistör içerisindeki mekanizma susamı sürekli döndürüyor.
Buradaki amaç susam hızla çevrilirken birbirine sürterek kabuğunun soyulmasını sağlamak. Susamın kabuğundan ayrılıp ayrılmadığı kontrol ediliyor. Eğer tamamen ayrılma gerçekleşmişse kapağı açılıyor ve makinenin döndürme hızıyla susamlar salamura havuzuna gidiyor. Salamura gelmesinin sebebi bu tuzlu su. Tuzlu su olduğu için bunun kabuğu alta çöker. Alta çöktüğü zaman susam üstte kalır. Susam tanelerinin yağ oranı çok yüksek. Öncesinde de söylediğimiz gibi bize susamın tanelerinden çıkacak yağ lazım. İlkokulda yaptığımız o deneyi hatırlayın. Bardağın içine su ve yağ dökünce hafif olan yağ hemen üste çıkardı. İşte salamura havuzunun da mantığı bu. Tuzlu su yağlı bölümü yukarı çıkartırken kepeği aşağı çökertiyor. Tabii bu sırada tuzun seviyesinin ve suyun derecesinin de belli bir oranda olması lazım. Bu yüzden sürekli kontrol yapılıyor. Susamlar salamurada uzun süre bekleyemez. Çünkü uzun bir bekleyiş kabukla susamın karışmasına ve bu nedenle de fire kaybına neden olabilir. İşte susamların tuz banyosunu sonlandıracak robot da geldi. Bu ufak ama etkili robot yüzeyde biriken yağlı susam tanelerini sıyırarak alacak. Tek seferde 200 kiloya yakın susam taşıyan bu robotun nihai hedefi yıkama havuzları. Bir önceki havuzda yoğun şekilde tuzlu suya maruz kalan susamların yıkanıp tuzlarından arınmaları gerekli. Bu yüzden susamlar havuzlarda 5 kez havalı sistemle karışarak yıkanıyorlar. Susamların iyice yıkanmaları çok önemli. Eğer iyi yıkanmazlarsa yediğimiz tahinden de helvadan da tuz tadı gelir. İkinci bir sebebi ise tuzlu kalan susamdan yapılan helva en ufak bir çatal darbesiyle dağılabilir. Bu da sinirlerimizi bozabilir. Bu nedenle susamlar tuzlarından sonsuza dek arındırılıyor. Yıkama işleminin son aşamasında biraz sulu bırakılan susamlar pompa yardımıyla santrifüje denilen sıkma kazanına çekiliyor. Bu kazan çamaşır makinesiyle aynı mantıkta çalışıyor. Oldukça yüksek devirle dönen kazan susamların suyunu süzüyor. Yaklaşık 10 dakika süren bu işlemin ardından susamların sıradaki durakları onlar için biraz acı verici. Evet, susamlar ocağa geldi. Burada onları yaklaşık 220 derece sıcaklıkta 3 saatlik bir kavrulma süreci bekliyor. Fark ettiyseniz bu döner ocaklar yatay tasarlanmış. Bunun nedeni susamların iyice karışmalarını sağlamak. Böylece sıcaklık her bir susam tanesine aynı derecede nüfuz ediyor. Karışım da sürekli ve dengeli bir şekilde gerçekleşiyor. Ardından susamlar ocaktan soğuma sergisini alıyor. İlk çıktıklarında 120 ila 130 derece arasında sıcaklığı olan susamların elemeye geçmeden önce soğumaları lazım. Bu soğuma işlemini hızlandırmak için çalışanların da biraz katkısı oluyor tabii. Ve işte susamlar yeterli soğukluğa ulaştı. Artık onlar için eleme vakti. Kabuklu susam istemiyoruz. Zayıf susam istemiyoruz. Tahine gidecek susamların içerisinde kabuklar ve zayıf susamlar var. Bunlar kesinlikle istenmeyen parçalar. Bize her şeyle tahine dönüşebilecek susamlar lazım. Burada iki aşamalı bir elek var. Üstten kaba malzeme, alttan ince malzeme ayrılıyor. Bizim asıl istediğimiz ölçüdeki susamlar da bu havuza geliyor. Böylece ocakta kavrulurken toz haline gelen kabuk parçalarıyla kaba parçalar ayrıştırılıyor. Ardından da susamlar taş değirmenlere aktarılıyor. Bunları un değirmeni gibi düşünün. Sistemleri neredeyse aynı. Taşlar susamları tamamen eserek yağını çıkarıyor. Yani ortaya ekstra bir posa çıkmıyor. Eğer bir önceki aşamada olan elemeyi es geçip direkt ürünü değirmene getirseydik, tahinin rengi farklı olacak,
içinde de parçacıklar kalacaktı. Susamlar izleyerek tahin haline geldiler. Buradaki borular vasıtasıyla da soğuması için tanklara aktarılıyorlar. Helva üretimine gitmeyip direkt tüketiciye ulaşacak olan tahinler için dolum zamanı. Tahinler tanklardan otomatik olarak dolum makinesine geldi bile. Burada bidonlar dörderli olarak doluyor ve küçük gözüken bu makine saatte tam 2000 adet tahin dolumu yapabiliyor. Dolumu gerçekleşen tahin bidonlarının içten folyolu kapakları takılıyor, sıkışıyor, etiketi ve son kullanma tarihi basılıyor. Ardından da 12'şerli olarak kolilere dizilen tahinler ısı tünelinde ambalajlanıyor. Ve artık onlar tüketiciye ulaşmak için hazır. Hadi kızım. Hadi bakayım. Hadi bak bak. Ama bu çok faydalı ama. Madem tahinimiz hazır, o zaman lezzetli mi lezzetli bir atıştırmalık olan tahinli katmere değinmemek olmaz. Tahinli katmerin hamuru un, su, tuz ve maya ile yapılıyor. Aslında pide hamuruyla aynı. Hamur yaklaşık 10 dakika yoğrularak hazır hale geliyor. Yoğrulma işleminin ardından da merdane ile açılıyor. İşte beklenen an geldi. Şimdi hamurun üstüne tahin dökülüyor. Dökülen tahin hamurun içinde kalacak şekilde burgu haline getiriliyor ve uzatılıyor. Ardından sarılarak birleştiriliyor. Böylece katmerin kat kat olması sağlanıyor. Ve katmer neredeyse hazır. Fırına girmeden önce de tekrar üzerine tahin dökülerek hamura iyice yediriliyor. Fırında geçirdiği 15 dakika sonunda o sıcacık tahinli katmer tel tel hazır hale geliyor. Susamlar tarladan toplandı. Tesise getirildi. Kabukları soyuldu. Elemeden geçti. Kavruldu, değirmende ezildi ve tahin oldu. Peki direkt tüketiciye ulaşmayan tahinler ne oldu? Tabii ki helva. Tahini kendimiz ürettiğimiz zaman hem kalitesini daha iyi elde ediyoruz, istediğimiz oranda kavurabiliyoruz, istediğimiz susamın yıkamasına kendimiz direkt müdahale edebiliyoruz. İçerisine karışacak kepek oranına direkt müdahale edebiliyoruz. Değirmenlerdeki hani dönüş hızına kadar hepsine biz kendimiz müdahale edebildiğimiz için tahinin tadını istediğimiz şekilde ayarlayabiliyoruz. Ustalar helvaya olan özlemleri, aşkları ve güçlü pazularıyla işe koyulmaya hazırlar. Burası helva imalatının yapıldığı bölüm. Tanklarda biriken tahin, borular vasıtasıyla buraya geliyor. Ama tahinin şu an için biraz beklemesi gerek. Çünkü onun öncesinde helvanın olmazsa olmazı mat yapımı var. Yediğimiz helvanın içerisinde ortalama %5 ila 6 oranında su var. Geri kalanı tahin ve şeker. Mat yapımının başrolü de şeker. Peki mat nasıl yapılıyor? Burada birbirine bağlı iki kazan var. İlk kazana önce belli oranda su çekiliyor ve formüle göre toz şekerle limon tuzu koyuluyor. Amacımız şekerin eriyip konsantre hale gelmesi. Bunun için kazan 140 derecede 45 dakika boyunca kaynayarak karışıyor. Şeker piştikten sonra aradaki vana açılıyor ve karışım ikinci kazan olan ağda kazanına geliyor. Burada karışımın ağdalaşıp ağarmasını sağlayacak çöven suyu ilave ediliyor.
Çıkan ağdanın istenen özelliklere sahip olması için dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var. Bunların başında da ilave edilen çöven suyu miktarı, ağdayı çırpma hızı ve sıcaklık derecesi geliyor. Bu gözlem yerinden de kontrolü sağlanıp matın kıvamına bakılıyor. Yeterli kıvama gelen mat artık hazır. Şimdi sıra matla tahinin buluşup hasret gidermesinde. Yiyeceğin serüveninde birazdan. Helvanın içerisindeki dalga dalga kakao kıvrımları nasıl yapılıyor? Yazlık helvanın kışlık helvadan farkı ne? Peki balık yedikten sonra neden helva yenir? Hepsi ve daha fazlası birazdan yiyeceğin serüveninde. Uzun bir bekleyişin ardından tahin ve mat artık karışabilir. Bu işlem yarım küre şeklindeki tahin yoğurma kazanında gerçekleşiyor. Ardından kazan karıştırmanın yapılacağı hazneye bağlı ayağa yerleştiriliyor. Burada çok dikkat edilmeli. Acemi birisi dengesi oldukça zor kurulan bu sistemde bir kazan helvayı heba edebilir. Ama bizim ustalarımız gayet profesyoneller. Helva üretimi, yoğurma bölüğü, kürekleriyle birlikte tam takım hazırdır ustabaşım. Burada makinelerle olan işlerimize biraz ara veriyoruz. Çünkü yoğurulma işleminde makineler istenilen kıvamı veremiyor. Bu nedenle de el becerisine ihtiyaç duyuluyor. Biz helvanın yapılış aşamasında geleneksel yöntemlerde devam ediyoruz. Çünkü helva geçmişten gelen bir lezzet. Bu yüzden kürekle karıştırılması, işte makine kullanılmaması, ürünün ustalık işiyle yapılması biraz daha ürüne lezzet katıyor. İlk etapta küreklerle karışım gerçekleşirken kazana da sürekli ısı veriliyor ki soğuyup kıvamını kaybetmesin. Eğer helva hamuru çok yoğrulursa kurur. Az yoğrulursa çamur kıvamında olur. Ustalar bu konuda çok ama çok titizler. Hani bahsettiğimiz matın o ağdalı yapısı var ya, işte o mat, bu mat ve bu tel tel yapıyı sağlıyor. Yaklaşık 15 dakika boyunca karıştıktan sonra da kürekler bir kenara bırakılıyor ve elle yoğrulma devam ediyor. İşler böyle giderse sade helvamız hazır olacak. Peki ya kakaolu sipariş gelseydi, o dalga dalga kıvrımlı kıvrımlı kakao deseni nasıl yapılacaktı? Bunun cevabı için kakao karışımını hazırlamalıyız. Önce kazan içerisine bir miktar tahin koyuluyor. Ardından bu tahin kakao ile birlikte karıştırılıyor. Yeterli kıvam oluşunca az yoğrulmuş sade helvamız dökülüyor. Ve küreklerle karışarak tamamen homojenize olması sağlanıyor. Evet, kakaolu helvamız hazır. Şimdi sıra o kıvrımları, dalgaları yapmada. Bu işlem tamamen ustalık becerisi. Önceden hazırlanan sade helva ile kakaolu helva aynı kasana alınıyor. Ve sürekli devrilip katlanıyor. Devrilip katlanıyor. Devrilip katlanıyor. İşte böylece helva içerisinde gördüğümüz o çizgili katmanlar oluşuyor. Bu kakaolu helvaydı. Sade helvayı da gördük. Eğer sipariş fıstıklı gelirse, tahin matla karışmadan önce fıstık ekleniyor. Tabii biraz daha fazla ekleniyor ve fıstıklı helva oluyor. Bu kadar basit. Peki yazlık helvanın normal helvadan farkı ne? Öncelikle yazlık helvanın en önemli farkı çöven suyunun bulunmaması. İkinci olaraksa şekerli suya ağartma işlemi uygulanmıyor ve ağdalı yapı oluşmuyor. Bu şekilde de sıcak havalarda daha rahat tüketilebiliyor. İçinde yalnızca şeker, tahin, kakao, vanilya ve ceviz, hatta bol bol ceviz bulunuyor. Genelde yazlık helva tepsi şeklinde ve üzerine ceviz dizilerek hazır hale getiriliyor. Bu sırada kışlık helvada durum ne?
Burada 500 gramlık helva yapılacağından kesime hazır hale getirilmek üzere helva hamuru 3 kilogramlık kalıplara koyuluyor. Üzerine kapatılan kağıtlar sayesinde de helvanın havayla teması kesilip kuruması engelleniyor. Ardından arabalara dizilen helvalar bir gün boyunca oda şartlarında dinlenecekler. Peki balık yedikten sonra neden helva yenir? Bunun cevabını helvalarımız paketlenip hazır olduktan sonra vereceğiz. Evet, artık paketleme bölümündeyiz. Helva batonları önce hidrolik kesme makinesine giriyor ve 6 parçaya bölünüyor. Ardından kaseleme işlemi yapılıyor. Kaseleme işlemi maliyetli bir işlem. Ama yapılmak zorunda. Çünkü bu helvada ekstra bir katkı maddesi yok. Bu nedenle de yağlanma oluyor. Eğer kaseleme yapılmazsa helvanın yağı dışarıya süzülür. Kaseleme ile hem bunun önüne geçiliyor hem de kullanım açısından kolaylık sağlanıyor. Bu yatay paketleme makinesi. Burada dakikada 200 adet paketleme yapılabiliyor. Kaselerle birlikte makineye giren helvalar paketleniyor. Ardından tarihleme işlemi yapılıyor. Helvada son kullanma tarihi yok. Tavsiye edilen tüketim tarihi var. Çünkü helva yağlı bir ürün ve bu da kısa sürede bozulmayı önlüyor. Paketlenip kolilenen helvalar artık sevkiyat için hazır. Şimdi gelelim balıktan sonra neden helva yenir meselesine. Öncelikle şunu söyleyelim. Tahin balık gibi omega 3 ve omega 6 bakımından zengin bir gıda. Peki balıktan sonra neden helva yeniyor? Bunun asıl sırrı tahinde. Tahin balık sofralarının sağlıklı bir kurtarıcısı. Biliyorsunuz balıkta iyot, demir, çinko gibi mineraller var. Fakat bunların yanında denizlerdeki kirlilikten dolayı ağır metaller, radyasyon gibi etkiler de mevcut. Bu da sindirim sistemimizi olumsuz etkiliyor. İşte helvanın içindeki tahin, vücuda giren ağır metalleri sıfırlayıp fosfor dengesini sağlıyor. Yani artık balık öldüğünü anlasın diye canım gibi esprilere maruz kalmayız sanırım. Her gün milyonlarca insan helva yiyor. Üretiminde kullanılan ham maddeler, yardımcı maddeler ve ambalaj malzemeleriyle de yan sanayine katkısı oldukça fazla. Susamlar tarladan toplanıyor, ayıklanıyor, eziliyor, tahin oluyor, kışlık helva oluyor, yazlık helva oluyor, cevizlisi oluyor, fıstıklısı oluyor ve en sonunda paketleniyor. Bu şekilde son tüketiciye kadar ulaşıyor. İşte helvanın serüveni burada son buluyor.